Selam millet, Livestream'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. En son bölüm inanılmazdı. Livestream o kadar iyi gidiyor ki gerçekten bunu tarif edecek bir kelime yok artık. Artık finale doğru iyice yaklaştık ve olaylar tam olarak birbirine karıştı. Bu gördüğünüz gözlüklü lanet olası Bay Jefferson bütün bu olayların altında yatan gerizekalıymış. Bunu öğrendik ve zamanda o kadar çok sektik ki bir hafta öncesine döndük. Evet. Ben de bu videoda soracağım. Otoportreyi doğuran sürecin adını soracağım. Evet, otoportreyi doğuran işlemin adını söyler misin? Kimin umurunda gerçek? Burada biliyorsunuz geçen dikkat çekmek umurumda değil. Dagrin. Tabii ki Dagrin süreci. Bunu kesinlikle doğru yazamayacaksınız ama yani bunu kimin umurunda? Hı? İnsanları bayıltıp fotoğraflarını çekmek daha keyifli bence hocam. Bunu söylediğini söylemediğini varsayıyorum diyor. Üzgünüm, artık zaman kalmadı. Yani şimdi evet, Victoria'yı burada bayağı bir etkiliyoruz. Şu kıza bak, çok sert. Bu bakışın adı o. Evet. Digerian diye okunuyormuş. Digerian. Çünkü başlıca konulara açık ve iyi tanımlamış özellikler verdi. Hocam. Pardon lan, ne hocası? Şerefsiz. Max'in hiç zamanı yokmuş. Tamam, çok güzel. Pekala, burada RP yapıyor sanki çok düşünceli bir öğretmenmiş gibi. Yapmam gereken şey Jefferson'ı yakalamayı kolaylaştırır. Evet. Mark Jefferson. Taylor, artık saklanma. Evet, seni görmezden geldiğimin farkındasın. Bastard. Ezan başladı, çok güzel. Tamam. Şimdi olayımız şu Jefferson'ı arayacağım. Arkadaşlar, sağdaki Kate. Hadi ama. Tüm ihtiyacım olan David'in numarası. Böylece Jefferson'ı mahkum etmek bile. Telefona bakamıyoruz mu? Lan notlarıma bir bakacağım. Umarım bu iş bitinde hala fotoğrafçılığı seviyor olurum. Pekala. David'in fotoğrafı. Bu neymiş? Büyük ihtimal numara buradadır. Aradığımız şey. Tamam. Bu okul broşöründen David'in numarasını bulmalıyım. Blackwell Akademisi 100 yılı aşkındır. Blackwell Akademisi sanatın ve bilimin akademik bir vahası oldu. Dünya çapında dünyayı değiştirmek isteyen farklı öğrencilerle birlikte. Daha fazla bilgi için içerikli kayıt kampüs hayatı yarışma hakkında. Tamam, bir sayfa geçeceğiz. Mark Jefferson. Profesörünü tanı. Meet your professor. 1990'ların dünyasında ve moda fotoğrafçılığında biriyiz. Bir tarz yarattıktan sonra Mark Jefferson'ın her zaman görüşü ve vizyonuyla başkalarına ilham vermek istediğini hep biliyordum. Tarihi 2000'leri gösterdiğinde ülke çapında bir... Bu arada bu adam bayağı bir ünlü biriymiş lan. Hatta Victoria Chase geçen bölümde şey demişti. Benim bu okula gelme sebebim sizsiniz hocam falan gibi bir şeyler söylemişti. Bilmem, belki gene yalıyordur. Yani onu övüyordur. Neyse. Kalıcı bir pozisyonla biten bir yola giriştik. Bay Jefferson'ın sanat ve fotoğraf üzerine dersleri okulun en zengin ve tarihin en popüler öğrencilerine kesinlikle kendi vizyonu ile ilham verecek. Hocam peki bu tatlı kadın hakkında? Pekala. Buldum. Pekala. Neymiş numara? Güvenlik David Mason 555-630-8243. Hizmetli Samuel. Bir şey diyeyim mi? Bu Samuel'da da bir şey var ama neyse, boş verin. Kabul Mirianna, mali yardım Liza. Neyse, bunlar önemli değil. Telefonum. Bana ihtiyacım olan. I need my phone. Nerede burada? Yes. Dur bir dakika. Pekala, sonuçlarını düşüneyim. Boyun iki farklı son... Ay, kalkabiliyor mu ben? Kalkıp şu David'e bir tekme atacağım. Nedenini söylemeden. Kate yaşıyor. Kate'in öldüğünü söylemiştiniz. Bakın. Hiç de ölü gibi durmuyor. Tam Kate gibi duruyor. Neyse. Hadi uyaralım şu David'e. Bir kerelik David, her şey gibi buna da fazla tepki göstereceğini umuyorum. Ve Jefferson'ı hızlıca büyük ihtimal inanmayacak, kim inanır? Pekala, Bay Mason, Rachel Amber'ın peşindesin, suçlu Mark Jefferson, onun karanlık odası. Çok kötü bir mesaj yazıyorum bu arada. Hasta ve çok tehlikeli, durdur onu. Yarışmaya katılmamı mı istiyordun? Pislik. Belki San Francisco'ya ben giderim ve sen Jefferson... Prison break. What the fuck? Geçmişin içindeki geçmiş. Kendimi çok mu zorluyorum? Burnum çok kanadı. Bu arada kontrol inanılmaz zor geldi bir an. Burnuma bakacağım.
Bana ne olduğu önemli değil. Pekala. Şu an geldiğim zamanda olmuş olayları bir düşünmek istiyorum. Kızımız ölmedi ama kötü durumda. Kate! Merhaba Kate. Yaşıyor. Kötü bir şey yapmanı istemiyorum. Şunu her zaman bil ki asla yalnız değilsin. Ben her zaman arkandayım. Ne olduğu hiç önemli değil. Birçok insan da öyle. Hepimiz umursuyoruz. Hepimiz senin için buradayız. Lan kimsenin umursadığı yok. Kız öldükten bir hafta sonra Vortex Club partisi yaptınız. What the fuck? Bu hafta beni ilk kez huzurlu hissettirdi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey demeyeceğim. Bir şey deme. Sadece okulun çatısından atlama. Hadi gel sarılalım gel. Tamam. Şeyi de kurtardık. Kate. Teşekkürler. Her zaman yapılacak doğru şeyi biliyorsun. Tamam, bu onu biraz iyi hissettirdi ama genelde intihar edecek insanlarda bir psikoloji olur. Herkese karşı mutlu gözükürler. İnşallah bu kızımız öyle değildir. Tamam. Kağıt top. Bu hatırlayın, Kate Marsh'a atılmıştı oyunun ilk başında. Oyulmuş izler Rachel Amber'la alakalı mı? Rachel Amber forever. Pekala. İki tane sürtük görüyorum. Gözlüklü olan daha fazla sürtük. Victoria. Şimdi. Abi o kadar sert yapmak istiyorum ki şu adama. Şu adama çok uçmak istiyorum. Şu an yani Rey Mysterio gibi uçup şunu, neyse. Fotoğrafı ver. Fotoğrafı ver mi? Aa bir dakika, beni şey yapacak. Bu bir dakika. Bir dakika. Heyecan. Heyecan is coming. Hangi fotoğrafı vereceğim? Abi. Bu fotoğraflar David Mason'a verildiği zaman... şunu Kate'e göstersem acaba ne hisseder? Düşünsene, Kate'e bunu veriyorsun. Bu sevgili Nathan, Müdür Ralph Vortex Club aktivitelerinden şüphelendiği için seni uzaklaştırdığını bildirmek için beni çağırdı. Bu benim son uyarım. Tam babası. Abi bir dakika. O kadar enteresan ki. Bu arada ben hangi fotoğrafı vereceğim ona? Fotoğrafı ver dediğin abi. Eğer karanlık Dark Room'un fotoğrafını verirsem herif der ki ne yapıyorsun? Olmaz. Olmaz. Ben Kate'e fotoğrafını gösterebiliyor mu? İnançlı ol Kate. Tamam, bu kızı asla intihar ettirmeyeceğim. Bu sefer olmayacak. Bakacağım. Saçmalıklarını görüyorum Jefferson. Herkes de görecek. Fotoğrafı ver dedi. Eğer San Francisco yarışması için çektiğim bir fotoğrafsa mesela Baykuş. Kameraya bakacağım. Neden baktırmıyor? Saçmalıkların. Tamam. Fotoğrafı veri anlamaya çalışıyorum şu an. Çıkabiliyor muyum okuldan? Tamam, çıkamıyorum. What the fuck? O yüzden etraf böyle. Tamam. Döndüğüm fotoğrafın mekanını şey yapamıyorum. Ne yaptım? Geriye gittim ve Kate'i uyardım. En azından onu yaşayacak. Pekala, o zaman Jefferson'a fotoğrafı verme seçeneği. Bay Jefferson. Bay Jefferson ile benim konuştuğumu görmüyor musun? Evet, görüyorum. Ama belki bunu yapmamalısın. Çünkü seni bir şeyler bildiğimi anladı. Victoria bir ekran arkasında saklanıp milletin görüntülerini paylaşmanın şerefsizce bir durum olduğunu anlayana kadar iyi olamam. Sana biri bunu sana yaparsa ne kadar incineceğini düşünmeni istiyorum. Her zaman doğru tercihler yapabilirsin Victoria. İyi bir kalbin olduğunu biliyorum. Gözlerim mi doldu? What the fuck, neden? Dinle, ben... Açıklama yapmana gerek yok. Kendi yeteneğimle mutlu olamayacak kadar güvensiz olman için bir neden yok. İnsanları alaşağı etmek yerine yukarı yükseltemez misin? İnsanlara ilham kaynağı olabilirsin. Pekala, artık neyden bahsettiğini anlamıyorum bile. Değil mi Bay Jefferson? Ben bunun dışında kalmalıyım Vico. O zaman sohbetimiz bir... Hadi git. Geri hayır. Bu da sorun değil. Yalnız bir şey söyleyeyim. Efsane laf soktuk. Bu biraz alakasız oldu Max. İşte günlük kahramanlığı yarışması için fotoğrafım. Fotoğrafı bakayım. Bu kolay oldu. Bir dakika hocam. Bir fotoğrafı... ben henüz eleştiremem ama bir dakika çok güzel. Onun gelecekte çektiği fotoğrafı ona verdim. O fotoğraf onu bu yüzden o kadar etkiledi. Tamam, büyük ihtimal beni seçecek.
İlk adım her zaman sanatçıların dünyaya karşı korkusuzluğunu ortaya çıkarmak. Seni, beni seçtikten hemen sonra tutuklatmak istiyorum bu arada. Masumluğunu da. Ya da suçluluğunu. Aa, evet. Fotoğraf için teşekkürler ve belki de bu cuma San Francisco'ya birlikte jet ayarlarız. Fotoğraftan çok etkilendi çünkü kendi çektiği fotoğraf. Ya da sadece birimiz katılır. Bu kadar alçak gönüllü olma Max. Bu hafta her şey olabilir. Bunu öğrenme yolundasın Bay Jefferson. Çok güzel. Aa verdim fotoğraf bir dakika falan. Verdim fotoğrafı şimdi gördüm. What the fuck. Tamam. Tamam. Of az önce ölümüne sallamışım ya. Çok güzel. Chloe ile Tren Ryler'ın. Az önce ya az önce ne gördüm biliyor musun? Beni çektiği Dark Room fotoğrafını ona veriyorum ve o fotoğraftan çok etkileniyor. Çünkü kendi sevdiği fotoğraf stili anlıyor musun? Ama geleceğe gitmediği için öyle bir fotoğraf çektiğini de bilemeyeceği için anladınız. Evet anladınız. Umarım anlamışsınızdır. Ama tamamen odamda çektim. What the fuck? Tamam o geri alınmadı bu geri alınıyor. Kate atlamıyor. Kate'i şey yaptık, yaşattık. Bir Sergio olamadık ama. Bir dakika Rachel için ne yapabiliriz? Bu arada Arcadia Bay'a bir şey geliyor arkadaşlar. Ama ben kazandım. Ve Victoria çıldırdı. Gördünüz mü? Chloe'nin ölümü silindi. Tamam çok güzel. Bu arada gördünüz mü? Beni nereye götürüyor şu an? Şerefsiz. Bir adet şerefsiz. Taksiye bindiğim o an. Abi yapabiliyorsam şeyin babasını da kurtarayım bir daha ya. Neredeyim? Neredeyim? What the fuck? Wow. San Francisco yolculuğu mu? Packet Airlines. Airlines. Pekala iyi misin? Kim o? Kim o? Kim o? Güvendesin uçakta tamam ve korktum. Salih abiymiş. Biri yukarıyı yumrukluyor. Müdür Wells, umarım bu sefer her şeyi düzeltmişimdir. San Francisco'ya gidiyorum. Büyük ihtimal. Ve Müdür Wells'le gidiyorum. Çünkü diğer gerizekalı içeride. Yerli öğretmen. Tamam çok güzel. Aferin David. Abi çok güzel. Pekala mesajlarıma bir bakayım. Abi çok güzel. Lanet olsun harikası Max süper. Ha Chloe yaşıyor. Tamam çok güzel. Chloe hayatta. Başardım. Evet. Başardık. Her şeyi düzelttim. İnanılmaz. Tamam. Silinen ve silinmeyenleri çok iyi ayarladım orada ve geleceği tam olarak şekillendirdim. Şu an San Francisco'ya giden bir uçakta uyuyan bir müdür versle birlikte galiba yarışmaya gidiyorum. Pekala. Oha. The Forest başlangıç değil mi lan bu? Bir bakalım dışarı. İki gerçeklik arasında kalmak çok garip. Her şey fazlasıyla uzakta ve bulanık. Yalnız gerçekten bir bulanıklık var. Abi Arcadia Bay'a ne geliyor onu da merak... Oğlum şunu şey sandım, Jefferson sandım. Tamam müdür Wells uyuyor. Gazeteye bir daha bakacağım. Jefferson ve Prescott'lar için sonun başlangıcı. Pekala bakalım haberlere. Bakalım kimler içeri tıkılmış. Bakalım kimler içeri tıkılmış. Arcadia Bay ve tüm çevre kaosun ortasında. Mevsimi olmaması... Aa bu şeyle alakalı. İki ay servisi mi? Yağan kar ve kıyıya vurmuş balinalar gibi bazı görgü tanıkları 8'de gece örtbas edene kadar 2 ay gördüklerini de biz de gördük. Benim videolarım var bakabilirsiniz. Müdür bey henüz hiçbir video görüntüsü ya da cep telefonu kaydı ortaya çıkmadı. Yerel meteorologlar ekolojik karışıklığın aşırı yüklenmeden kaynaklı olduğuna inandıklarını söyledi. Blackwell güvenliği sığınağı ve skandalı ortaya çıkarttı. Çok güzel. Sığınığı dediği şey ahır. Skandalda David Mason'ın yaptığı şey. Zaten o da ahır. Yani ahır dediği şey, sığınığı dediği şey bizim Dark Room. Bir dizi ipucu takip eden David Mason. Vay oğlum bir de David Mason'a belki madalya falan takmışlardır. Düşünsenize. Her şeyi ben yapıyorum ama David Mason. Blackwell Akademisi güvenlik şefi. Güvenlik şefi miydi? Evet hep güvenlik şefiydi o salak. Polis memurlarıyla birlikte salı günü garip bir yeraltı sığınağına ulaştılar. İddialara göre Mark Jefferson ve öğrencisi Nathan Prescott uyuşturucu kullanarak genç kadınları kaçırıp fotoğraflarını çekiyormuş. Kurbanlarında da fiziksel veya cinsel yönden bir saldırı izi yok. Rahatsız edici detaylar Arcadia Bay sakinlerinde şok dalgası yarattı. Hatta Sim Prescott bile alanında en güçlü iş adamı yüksek teknolojik stüdyo ve sahibi olduğu çiftliğin altından çıkan karanlık oda için soruşturma altına alındı. Tamam Prescott, Sim Prescott da alınmış babası. Devamı sonraki sayfada, sonraki sayfa yok. Tamam. Ekrana bakacağım. Otobüs yolculuklarında buradan hep müzik dinlemeyi çok severim.
Neredeyse San Francisco'ya varmak üzereyiz. Çok stresliyim. Ayrıca çok da heyecanlı. Alın lan iyi otur. Şu gerizekalıyı devamlı şey sanıyorum ya. Pekala, uçakta benle birlikte tanıdığım başka kim var? Müdür Wells gene. Bu Müdür Wells mi? Başka biri mi bilmiyorum. Ben müdür... Oğlum bak bu hep geziyor ayakta ve ben bunu hep... Abi neden herkesi Boy Jefferson sanıyorum? Pekala, şunun ekranına bakalım. Oo, çok uzun zamandır Hardackman'i görmemiştim. Clay ve ben oyunlarını oynar ve sürekli onu izlerdik masum olduğumuz zamanlar. Evet. Pekala, pekala. Lütfen kemerlerinizi bağlayın ve uçak yere inene kadar tüm elektronik aletlerinizi kapatın. Teşekkürler. Bu herif kesin, bu herifte bir şey var. Birkaç dakika içinde San Francisco için harika bir gün. Hava açık ve serin, 30 derece. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir ve Pasifik ve hava yollarını tercih ettiğiniz için thank you. Bizimle istediğiniz zaman uçabilirsiniz. Hiç sanmıyorum. Abi gene etraf şey, büyük ihtimal bir foto. Umarım bu hava yolları koltukları doğdu. Bir dakika, Müdür Wells deme bu. Tamam be, Müdür Wells de San Francisco'ya gidiyoruz, okey. Bu hafta Blackwell'deki tüm o hasarı kontrol etmeye çalıştıktan... Adam çok yorgun ya, kıyamam, konuşayım. Umarım yüksek sesle horlamamışımdır Max. Sen o sesle istediğini yap ya. Çok tatlı lan Max. Blackwell için zorlu bir haftaydı. Umarım beni bağışlamışsındır. Bay Jefferson ve Prescott arasında bazı şeyler kızıştı. Kısaca söylemek gerekirse... Her şeyi biliyorum Müdür Wells. Her şeyi biliyorum. Sızlanıp durmamamı söylemek için en akıllısı. Blackwell'e günün kahramanlar yarışmasında temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum. Evet, ben kazanmışım. Ama hepiniz burada büyük bir şey diyeceğim lan. Bay Jefferson'ı yakalama şeyi... Aa, ayrı, tamam. Ondan önce yakalamıştım. Pekala. Ya gene kanıyor. Tanrım. Max, sadece zamanla dalga geçmiyorsun. Pekala, gene gidiyoruz bir yerlere. Neler kalacak, neler gidecek. Silin, silin. Tamam, silindi. Abi o Dark Room'dan çıkmak istiyorum. Tamam, bu silinmesin. Tamam, çok güzel. Arabadan indik. Büyük ihtimal San Francisco şeyiydi, hayaliydi. Pekala. Günün kahramanı, kahramanlar yarışması. Adı her ne halsa yarışmasının onun şeyine geldik. Galeriye. Hadi sağda müdür. Ben bu ekranı nereden hatırlıyorum lan? What the fuck? Bir dakika, benim fotoğrafım nerede? Bu kim? Ben miyim? Çok güzel fotoğraflar var bu arada. Çok güzel bir sergi. Benimki de asıldı mı? Çok sanatsal. O what the fuck? Meksik kıyafetlere gel. Galiba San Francisco usulü. Boynundaki kolye ne? Abi Chloe'yi özledim ya. What the? San Francisco çok güzel ve bu galeri çok büyük. Huge. Açık büfesi de. Eğer yemekten taviz vermeye başladıysan biliyorsun bugün. Havyar yemek zorunda olduğum sürece değil. Bugün senin günün Max. Ne istiyorsan yapabilirsin. Abi nasıl bir ses o ya? Bu herifi kim seslendirdi? Ben bakayım bir ara. Bu kadar çok etkileyici insanlar. O da çalışması. Pekala. Şu an her şey çok güzel gözüküyor ama Max, tüm bu hafta yaşananlardan sonra kesinlikle artık küçük bir çocuk değilsin. Burnumun kanaması çok kötü bir şey ya. Zamanda sıkışmaktan falan korkuyorum bu arada bu oyunda. Sans'ın normal sondaki hali gibi. Kahretsin, bir gün büyük bir okulun başında olmak isterdim. Ben de küçükken ücret toplamaya başladım. Zavallı sınıf arkadaşlarıma sor. Müdür Wells, o kadar boşsun ki. Sıkıldım ya. Hiç benlik değilsin. Tamam. Eyvallah. Ama istediğin zaman benimle konuşabilirsin. O bir herifin sese bak ya. Hadi ama Max. Olan her şeyden sonra bu şimdiye kadar yaptığın en az korkutucu şey olmalı. Kıyafetlere gel ya. Beni kim giydirdi? Kerimcan Durmaz Style. Vay be Max. Bir şekilde hallettim. Şimdi bunun bir... Bunun bir fotoğraf fokusu olup olmadığına bakmak için kenarlara falan bakacağım. Büyük ihtimal değil. Artık buradayım. Bir haftada çok fazla gerçeklikten geçtim. Şuraya bakayım. O resimleri burada görmek için
Mission duvar resimleri. Gabriel Monares. Pekala. Bağış kutusu. Bu arada neyse. Çok güzel, çok tatlı. Twitch'te yayın açıyorum ve yayınlarıma bağış atabilirsiniz. Vallahi söylemeyecektim böyle bir şey ama bağış kutusunu görünce dolaylı çağrışın. Oraya ciddi bir miktar para atmam lazım. Give the gift. Gift. Patronlar ve bağışçılar. Sanat için bir bağış yapın. Bağışlar direkt sanat programı topluluğuna gidiyor. Ne verirsen elinle o gider seninle. Bu da çevirmenden olsun. Çok güzel. Kim ki? Çeviri ekibine teşekkürler bu arada. Çok güzel bir ne verirsen elinle o gider seninle. Çok tatlı. Merhaba küçük bayan. Merhabalar. Sen Max Caulfield olmalısın. Günlük kahramanlar. Abi günlük kahramanlar mı? Günün kahramanı mı? Neyse. Teşekkür ederim boş yapan adın, kadın. Pekala bu neymiş? Official winners of the early. Adın var mı? Alfabetik değil. Adımı bulamadım da bu adımla alakalı bir şey mi? İşte buradayım. Tamam adım buradaymış. Sol şeydeymiş. Lanet olsun. İsimlere dokunmazsan iyi sonda şey kapısı açılıyor. Tam buradaymışım. Max Caulfield. Teşekkürler. Merhaba. Boş yapıyor musun? Oğlum sen yoksa Bay Jefferson mısın? Burada ne yazıyor? What is hero? Kahraman nedir? Kahraman ne? Oh, I heard Mark Jefferson'ı duydum diyor. Teşekkür ederim. Benim fotoğrafım nerede bu arada? Fotoğrafıma bakacağım galiba. Şeyi konuşuyorlar bu arada. Tamam. Bir şey söyleyeyim, kıza koşuyorsun. O kadar hızlı koşma, düşersin. Bu arada ben galiba Sayori'ye yürüyeceğim. Neyse bilmiyorum ya, bakarız. Abi karşıma bir şey söyleyeceğim. Ya bu yetenekler. Aa, fotoğraflara bakalım mı arkadaşlar? Evet, dilenciye para veren Suriyeli kardeş, neyse. Bir ameliyattan çıkmış bir hemşireyi görüyorsunuz. Bitkin düşmüş ve büyük ihtimal kurtarmış. Şu an ölümle sallıyorum. Fotoğraflar çok şirin. Sen çok tatlısın. Senle konuşmayacağım, dur. Baba ve insanın baba olası geliyor falan adlı bir çalışma. Merhaba, boynun kırılacak. Anne ve çocuğu. Şey mi bu? Bu baba, bu anne. Tamam. Tamam, anladım. Bu neymiş? Ayağı protez bir kadın. Çok tatlı. Çok güzel. Bunu çok beğendim. Çok tatlı. Adam ne ya? Hepinizin adı Adam mı? Bir serçe tutmuş. Bunun adı serçe büyük ihtimal. Bir kız. Çok tatlı. Ve sırasını bekleyen bir ihtiyar temalı. Çok tatlı. Bir şey söyleyeyim mi? Her resimden bir şey çıkarabilirim. Ya sen ne yapıyorsun? What the fuck? Kanepeymiş. Herifin adı kanepe sandım. Sakin ol Max. Gülümse ve aptalca bir şey söyleme. Ha, hepsiyle konuşmamı mı istiyorsun? Hayır, ben resimleri... Mordecai? Mordecai değil mi bu? Mordecai çocuklarını beslerken. Pekala, şu herifin bana göstermediği şey... Aa, Bionicle. Çok güzel. Pekala. Kadın bir salar. Sigara içiyor sandım. Martini'ymiş. Hey, resmine bayıldım. Sadece tebriklerimi iletmek istedim ve umarım daha fazla değer görsün. Benim fotoğrafım nerede ya bu arada? Çok merak ederim ama şuna bakacağım. Bu neymiş? Aa, yangını söndüren bir itfaiyeci arkadan. Pekala, nerede kalmıştım? Şimdi bu duvara geçelim. Pekala, bu fotoğraf bize ne anlatıyor bilmiyorum. Aa, bu çok güzel. Bir ambulansın arkasında hastasını nakletmiş bir ambulans görevlisi. Yorgun ve dinleniyor. Bu neymiş? Bir askerin kompozit başlığı ve iki tane şeyi. Bunun adı neydi ya? Askerde ben de takıyordum. Lan unuttum adını. What the fuck? Künye. Tamam. Künyeyi nasıl unuturum ya? Pekala. Bunlara baktık. Aa, bu benimki. O zaman şöyle yapalım. Şöyle çizelim ve en son ona bakalım. Çok tatlı. O zaman şuradan devam edeceğiz. Benimkisi burada arkadaşlar. 3 tane kişi bakıyor. Heyecanlandım lan. Sizin yaptığınız bir şeyi insanların incelemesi hissi. İşte ben bu hisse tut... Tamam, olabilir. En son benimkine bakacağım. Pekala, burada ne var? Köpeğiyle uyuyan bir adam. Bir Amerikan askeri ölmüş. Bu Gaga Bulut mu? Bilmiyorum. O neden yakınlaştı? Ya kıyamam.
engelli kardeşiyle bir kız. İki tane... Hadi ama. Bunlar Anday ve... Resmimin bütün bu harika resimlerle aynı odada olduğuna inanamıyorum. Bu arada resmi mefso değil mi ya? Ben resmimi çok beğendim. Bakacağım. Şunların hepsine bakalım. Çok güzel. Pekala, bu neymiş? Bir dağcı. Bu resim hakkında ne düşünüyorsun? Bence oldukça izoterik. Yani senin altındaki olmayan şey gibi. Müdür Vers tıkınıyor. What the fuck? Tamam, buraya geçtik. Her yere resim var ya. Bu neymiş? Bir salar mısın? Anyway. Her yere gidiyormuş. Tamam, gezen bir kız. Genelde kötü biter. Büyük ihtimal bu soldaki bir hanımefendi. Evet evet, ikisi de erkek sandım ilk de hanımefendiymiş, küpeleri var. Ve iki, ölümsüz aşk. Mutlular hala. Evet, bir hostes. Uçağa bindir. Ya bu fotoğrafın ne özelliği var bilmiyorum. Neden beğenilmiş? Aa, bu çok tatlı. Ben buraya gelmiştim bu arada. U çizdim. Tamam. Bakmadığımız olmasın. Kitap okuyan bir kız. Kıyamam. Kanser hastası bir çocuk. Çok tatlı. Bu neymiş? Burası sağlıkla alakalı biraz. Çıplak ayaklar. Aklıma Clannad geldi. Neyse. Evet, bunu görmüştük. Şimdi. Benim şey orada. Tekrardan bir U çizeceğim. Gitgide yaklaşıyorum. Şimdi buradan devam edeceğim. Çalışmak zorunda ol. Lan bu kadın az önce de şeyle değil miydi? Neyse. Pekala. Bir evsize yemek veren adam. Burada birazcık şey var, prim. İki tane Amerikan askeri. Aa, bu şey değil mi? Hans ve neydi? Bizim köpeğimizin adı neydi? The Count Lukener'da. Hans ve Spiley. Spilet. Hans ve Spilet bu. Resmen Hans ve Spilet. Neyse. Evet, bir deniz kenarındaki eleman. Merhaba kadın. Kadın mısın? Affedersin, sadece fotoğrafını ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Bugün birçok resim gördüm ama seninkisi güç ve anlamlı bir şey vardı. Gelecek çalışmanı gör. Bunları diyerek gidiyor musun cidden? Peki, herkes benimle alakalı olumlu bir şey söyle. Bir polis. Bu arada yayında replikayı bitirdik. Yayınlarım hafta sonu oluyor. İnternetimi daha da güzel yaptığım zaman. Neyse. Evet, kadın askerler her zaman havalıdır. Ve erkek denizciler. Abla gene mi sen ya, bir dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu neymiş? Aa, yaşlı bir teyze ve onun küçük torunu. Bir ara sokaktan evlerine dönüyorlar. Büyük ihtimal çocuğu okuldan aldı. Şimdi benimkini es geçip... Oo, buna bakmıştım, baba ve anne figürü. Ben az önce benimkinin yanından mı geçmişim? Resim. Hadi bakalım. Şey, onu ben çektim. Evet, bana ait, evet. Hey, işte günü kurtaran kız. Merhaba. Beğendin mi? Ben çektim. Bana ait. Eser sahibi. Amacına ulaştın Max. Gerçek bir sanatçısın. En azından bugünlük. Herifin boynundaki dövmeye bittim bu arada ya. Çok güzel. Oh, oh, hayır, hayır Max, hayır. Hayır! What the fuck? Hayır, hayır, her şey güzel gidiyordu, yapma. Pekala, gördüm. Görüyorum galiba, bu vizyon gelecekle alakalı. Tırsma modu on. Polarize başlıyor. Vizyon gördüm, vizyon. İyiyim, iyiyim. Jetlag, kesinlikle. Jetlag şey arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Uçaklarla şey ülkeler arası gittiğiniz zaman zaman şey saat farkından dolayı yaşadığınız boşluk. Kim arıyor beni? Chloe mu arıyor? Chloe'yi ben arıyorum. Tamam, anladım. Max, lanet olsun adamım. Vizyonun gerçekmiş. Kasırgayı görmüştün. Kasırganın sesini duyuyor musunuz? Ben San Francisco'dayken Arcadia'da. Çok korkuyorum ben. Oh, oh, Chloe. Tamam, bir dakika. Şimdi yapmam gereken şey galiba şu. Gitti mi? Aman tanrım. Bir altı düzeltememişim. Kasırgayı tabii düzeltememişim. Şöyle yapacağız. Kol ölecek. Tamam, kaydetti. Bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Çok keyifliydi. Sanat... Bunu durdurmanı bir yolu. Herkesin iyiliği için. Abi çok güzel. Yalnız bu ne lan? Bu şeyleri de heykel milerin artık. Oymaları da çok beğendim. Evet, burada çok... Merhaba. Ben bu fotoğraflara baktım mı hemen bir anlarım. Ha, bunlara bakmamışım.
Evet, gitar çalan bir ihtiyar. Ya tamam be, San Francisco'nun canı cehenneme. Ben buraya nasıl geldim bu arada? Ha, aramak için gelmişim. Burası giriş oda. Arkadaşlar, şöyle seyircime bakar mısın? Bu arada kıyafetlerine bayıldım. Arkadaşlar, bu bölüm burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. İnanılmaz keyifli gidiyor. What the fuck? Galiba biraz daha geriye alıp yani herkesi tahliye etme olayına gireceğim. Çünkü gerçekten Arcadia Bay'ın başına ne geleceğini tam olarak bilmiyorum ama inanılmaz keyifli gidiyor. Çok rahatladım. Çünkü David Mason Bay Jefferson içeri tıktırdı. Nathan Prescott içeride, babası bile içeride. Ve Kate hayatta. What the fuck? Kate hayatta. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok mutluyum. Bu bölümü çok mutlu bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.